Kumbarayı kırıyoruz. Evet. Kırabilirsek. Serhat kıra. Nasıl kırdı ki bunu ya? Başka zaman kırılır da. Neva demek seninki hiç sağlam değil. Neva'nınkinin kapağı çıkmıştı. Hadi. Aha patladı. Neva elini kesme anneciğim. Babana iyice ayırsın da bekleyin. Ay, çekil. Elimiz kesilir. Evet, elimiz kesilirse olmaz. Kır. Kumbara mahvoldu yalnız. Ben ne yapacağız ki kumbarayı başka? Haydi bakalım paracıklar çıkıyor. Ayırdınız mı paraları? Ama baba harçlık. Hadi bakalım sayalım kaç para çıkacağız. 10. Kumbaranın son hali. 15. 20. Neva sen üstünü bile çıkartmadın. Neva baleden geldi. 35. Hı. 45. 50. 55. Benim oyuncaklarımı göstersene. Göstereyim anneciğim. Sıratları çok anneciğim. Bunlar tıklıyor değil misiniz? Ay kırdım. Seninki nasıl? Herkese merhaba diyeyim bakalım. Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Salih de kumbarasındaki parayla bu silahı aldı. Bacı kaçıp oturayım. Geçen hafta içi galiba kumbarayı kırmıştık değil mi Salih? Ben öyle biraz video çekmiştim. Bana da bunları aldık onlar. Bugün tekrar telefonu elime aldım. Bunları minnoşlarım. Evet. Sana bebeğim yıkanıyor. Siz burada oynayın. Yıkanıyor. Evet. Bak şimdi arkadaşlar atışını göstereceğim. Merminin ucuna iyi bakın. Ay, ben çarptım. Tabii ki ama yumuşak değil mi? Ama çok sert değil. Acıtı. Evet. Ben temizlik yapacağım. Bugün biraz cam falan sileceğim. Siz de belki sahile gidersiniz. Tuzları ben alacağım. Ya gideceğiz ya misin? Neva'nın yatak odasının neresini değiştirdim. Neva'nınkini değiştiriyorum şimdi. Düzenliyordum. Salih'inkini de söktüm. Hepsini söktüm. Şimdi yerleştiriyorum. Eve böyle bayağıdır hiç elimi değdirmemiştim. Şimdi her yeri açtım böyle. Temizleyeceğim. Nevresimlerini geçireceğim. Müziğimi açtım. Camları silmeye başladım. Ne Salih odasından başladım. Burası zaten gözümde büyüyordu. İlk önce buraya gözden çıkarayım dedim. İç tarafından sildim. Burası beni biraz zorluyor. Dış tarafı biraz şu köşeleri falan uzanılmıyor. Oralara yani uzanamayacağım yerler uzanmayacağım zaten. Çok tehlikeli. İç tarafını sildim dediğim gibi. Bu kanat da içi açılıyor. Şurası. Onun da içini silerim. Diğer dış tarafları da uzanabildiğim kadar sileceğim hemen. Sonra peteği silerim. Sonra burası biter. Bunu da sileceğim. Çamur kısmını alıyorum. Sonra tekrar bununla ilgili duruluyorum. Sonra kuruluyorum. Böyle. Dediğim gibi iç taraflarını sildim. Ay, şimdi tutamadığım için tabii ki de çekim yapamayacağım o yüzden. Dış taraflarını silip buradan çıkacağım. Köşeleri de sildim şu. Onu da nasıl sildim? Şu fırçayı kullanmıyordum bilete fırçasını. Onun ucuna böyle bezi sardım iyicene. Onunla sildim. Ama ben bir hata yapmışım. Çarşafını değiştirmiştim. Nevresimde geçemedim ama. Hep üstüne bastığım için şimdi tekrar değiştireceğim. Burayı sermemiştim. Ne olur toz olur falan diye ama çarşafı düşünememişim. Çocuklar da şimdi sahile gidiyorlar babasıyla. Onları biraz oyalayacak Serhat. Ben de temizliğe devam edeceğim. Yarın mı? Edinmiyor ya bayramdaydı.
Bakalım. Ve çıkıyorlar. Çorba içtiler. Ben size edineyim, tamam mı? Gel sen de. Temizlik yapayım ben. Oturacağım ben zaten ya. Sen otur, bunlar evet. Bisiklet sen sürsünler. Ben de temizlik yapayım. Hadi iyi eğlenceler. Efendim? Temizlik yapmayı seviyor musun? Seviyorum tabii ki anneciğim. Neva öğretmenine hediye götürdü. Bir tane de çiçek şey yaptı. Ha evet, öğretmeni çok teşekkür etmiş. Çok mutlu olmuş. Niye sığdırılacak? Bana öğretmenine. Şu şey Sonic. Hadi görüşürüz. Evet baby. Babysitter. Babysitter. Hadi kolay gelsin. Bay bay. Allah'a emanet. Geçin. Hepinize bir yerlerine öpüşürüz. Ya. Ben annemin odasındaki masasını sildim. Peteği sileceğim şimdi. Sonra cama başlayacağım. Burayı cifledim. Bayağı bir boya falan yapmıştı. Cifle temizledim. Hadi bakalım. Burayı da halledeyim. Sayılır. Sadece dış tarafını sileceğim ama şurayı bir iki önce boşaltmam lazım, çiçeklerimi. Mermerini sileyim çünkü dışarıya çıkmam gerekiyor. Temizleyemem. Size bir şey göstereceğim. Geçen sene ben zambak almıştım. A101'dendi sanırım. İki tane almıştım. Bu taraftaki çürümüştü kışın da. Buradakinin kökü duruyordu. Ben de sökmemiştim. Şey filizlenmiş ve kaç tane zambak çıkmış? 1, 2, 3, 4. Şunu görmüştüm geçen hafta. Bunları daha bugün gördüm. Tekrar zambak çıkacak yani. Demek ki o köklerini sökmemek gerekiyormuş. Ben şuradan kesmiştim sapını. Tekrar çıkmış. Şurada yeşillenen soğanlarını ekmiştim. Geçen hatta video çekmiştim sanırım bunu. Burada sardunyalar yeniden canlandı. Bunlar maşallah dayanıklılar. Kışın ama içeri aldım bir dönem kar yağdığında. Böyle şu camımın kirine bakar mısınız? Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Şöyle yapayım. Şu dış camı da sileceğim. Şurayı. Dün de parmağımı kestim. Şuranın pisliği. Ne zamandır? En son Mevlüt'te temizlemiştim. Ocak ayında. Ondan beri ellemiyorum. Şu dış cepheleri kaldı işte. Orayı da sileceğim. Şurayı temizledikten sonra bitecek. Çamaşırlarımı bile serdim. Bitti. Yani siftah yapmış oldum. Artık kurt makinesini kullanmam büyük ihtimalle. Yağmur yağmadığı sürece. Buradan çamaşır asmaya devam. Çamaşır asmayı çok seviyorum. Dışarıya. Çiçeklerimi de yıkadım, banyoya götürdüm. Bayağı toz olmuşlardı. Tertemiz oldu. Şimdi Neva'nın şu halısı, halı örtüsü. Onu sökeceğim, makineye atacağım. Ve şu yatağını şöyle geniş yapayım. Yatağını şöyle alacağım. Dolabını da şu duvara, onun olduğu duvara koyacağım. Biraz şekil değiştireceğim. Çünkü çok güneş oluyor Neva'nın odası. Çalışma masasını falan kullanamıyor fazla. Süpürgeyi falan da getirdim şimdi. Burayı düzene sokacağım. Ve böyle oldu. Şu tarafı doğru göstereyim. Halı örtüsünü dediğim gibi söktüm. Ve böyle yerleştirdim. Sildim, süpürdüm. Nevandası bitti. Tozlarını da aldım. Yani şöyle ayrıntılı giremedim oyuncaklarına da. Onu da artık bayramdan önce bir gün çocuklarla beraber girerim. Onlar güzel oluyor. Böyle devamlı da sitmiş oldu. Salih'inde nevresini falan kapatmıştım. Odası bitti. Bugün burada bırakacağım. Yani iki cam yapmış oldum ama bayağı yoruldum. Nevresimler falan da araya girince. Şimdi bir süpüreceğim. Silerim sonra. Sonra bırakacağım. Yarın salon ve yatak odasının camını silerim. Bugün pilim bitti yani. Şöyle yoruldum. Yani Ramazan'da çok zorlamamak lazım. Çok bir iş gibi gelmiyor aslında ama insanın pili bitiyor. Zaten akşam saat 5 oldu galiba, yani akşam oldu neredeyse. Böyle bugün burası, bugünlük yeter yani, yavaş yavaş aceleye gerek yok. Şöyle bir süpürüp silerim.
Yarın da sadece salonun ve yatak odasının camını silerim. Sonra da bir de balkon, cam balkonu var. Onu hallederim. Onu da bir gün başka bir gün hallederim. Bu arada ben yatak odasına şöyle bir halı aldım. Böyle çok tüylü olmayanlardan. Makineye girmiyor ama elde rahat yıkanabiliyormuş. Çok kalın değil zaten. Çok da büyük değil. Böyle küçük bir şey. Ne zamandır alacaktım aldım. Çalışma ofisi gibi de olduğu için aynı zamanda böyle bir tarz tercih ettim. Şu yorganı da kaldıracağım artık. Pikeyi çıkarttım. Şöyle anlatayım da. Nevan'ın odası bayağı bir yordu. Çünkü şu Fransız balkondan kısımlar çok zorluyor beni. Hem iç tarafını temizliyorsun, hem mermerini yıkıyorsun. Hem o şey cam olduğu için böyle Fransız balkonu. Arkalı önlü onu da böyle cam siler gibi siliyorsun. Bayağı bir yorucu oluyor yani. Bir de güneşti. Elim yüzüm kızarmış olabilir. Öyle bugün yeter. Enerjim de bitti zaten. İftara da çok kalmadı. Dediğim gibi çok da zorlamayacağım kendimi. Ramazan. Öyle yavaş yavaş yaparım. Şöyle bir giriş olmuş oldu. Ben şimdi hemen evi süpüreyim. Sonra bir güzel silerim. Evi toparlamış olayım yani. Şöyle bir dağıttım çünkü. Süpürdüm, sildim. Sadece şu koridor kaldı. Orayı da sileceğim şimdi. Yine çamaşır makinesi çalışıyor. Üçüncü bugün makinenin. Her yer bitti sayılır. Çamaşırlar çıktı. Onu kurutmaya atacağım artık mecbur. Dediğim gibi sadece koridor kaldı. Sahil odasının mutfağı falan da süpürdüm. Orayı da sileceğim. Bitecek. Benim de pilim bitti artık. Yani şu salonun camını da silseydim süper olacaktı da. Neyse artık enerjim kalmadı ya. Öyle yine temiz oldu ama. Ev toparlanmış oldu. Zaten her gün süpürsen istiyor ev. Temizlik bitmiyor yani. İftara yaklaşmış, neredeyse 7'ye geçiyor. Yemeğim vardı Allah'tan bugün. Dün sarma sarmıştım. Dün biz Ayasofya'ya iftara gittik Sultanahmet'e. O yüzden sarma sarmıştım. Oraya götürmek için. Biraz taze fasulye vardı. Ondan sonra biraz da pilav var sanırım. Domates çorbam var. Şimdi bunları ısıtacağım. Allah'tan yemek var bugün yani. Yemek sıkıntım yok. Sarma çok güzel olmuştu. Biraz dün sıcakken hemen pişirip çıktık. Sıcakken ağzını açtığım için biraz böyle hafif karardı gibi oldu ama. Ama tadı muhteşem. Yemekleri ocağa koydum. Altlarını kıstım. Şimdi birazdan kalkıp hemen sofrayı kurarım. Bizimkiler hala gelmediler. Son dakikaya kadar duracaklar herhalde. Serhat da oturuyormuş zaten. Öyle. Ay, yorucu bir gündü ama güzel oldu. Yani sonradan temizlendikten sonra kendini görünce insan yorgunluğunu unutuyor. Temizlik güzel şey ya. Seviyorum ben. Yorucu oluyor tabii ki ama ben seviyorum. Temizlik yapmayı da seviyorum. Ay, her neyse. Bu arada ben şey söyleyeceğim. YouTube'a başlayalı 1 yıl oldu sanırım. 1 hafta falan geçmiş olabilir. Geçen sene de Ramazan ayında başlamıştım. Yine Ramazan ayındayız ama
20 21'i falan mıydı Nisan'ın? Nisan ortalarıydı yani. Tam bakmam lazım, bakamadım. 2 3. videoyu gördüm. 3. çektiğim vlogu gördüm. Onda 26 Nisan yazıyor. Ama ilk çektiğime bakamadım, unuttum ya. Ama yani bu sıralardı. 1 yıl oldu. Öyle, ben başlarken de söylemiştim. Anıları biriktirmek için buradayım. Öyle de devam edeceğim inşallah. Ben dönüp dönüp bakıyorum bir şey olduğunda ya da bir şeye bakmak istediğimizde. Anı oluyor bizim için, çocuklar için özellikle. Çocuklara mesela açıp bakıyoruz falan. Diyorum keşke biraz daha önce başlasaymışım hatta. İyi oluyor böyle, direkt internetin olduğu bir yerde açıyorsun. Ama bak burada şunu yapmıştık falan diyorsun. Bunu söyleyeyim dedim size. Bir yıl doldurduk. Öyle bugün herhalde bundan sonra pert olurum ben. Görüşebilir miyiz bilmiyorum tekrardan. Ben şimdi kalkayım, iftar sofrasını hazırlayayım. Ya bu çiçeğim çok büyüdü. Artık bir yere sığdıramıyorum. Buraya getirdim. Biraz da gölge, yani güneşe direkt almayacağım, güneş gören bir yere. Aşırı birden büyüyor. Salonda burada çok fazla güneş almıyor. Akşama doğru biraz güneş alıyor. Çiçeklerimin arasına koydum onu da. Küçücüktü, minnacıktı yani. Şu bir dal vardı sadece ne. Ve büyüdü. De burada dursun bakalım. Zaten biraz sonra saksı da küçük gelecek. Bakalım işte. Kurutmaya çalıştırmam dedim ama mecbur atacağım. Çünkü daha yıkananlar da var. Dışarıda kurumasını beklemek çok zor. Nevresimleri ben şöyle katlayıp atıyorum. Bir de yüksek dereceye atmıyorum. Yani şu benim sentetikler çok iyi. Çok memnunum ondan. Genelde bunu kullanıyorum. Bir tek havlular ve beyazlar içinde şunu kullanıyorum. O bayağı güzel kurutuyor onları. Buranın ışığı otomatik, o yüzden böyle kapanıp açılacak. Bunu da katlayacağım. Nevresimi de katlayacağım. Şu şekilde katladım. Şimdi çalıştıracağım. Bu kadar yeterli oluyor. Dediğim gibi şu ayarda. Ama ekstra kurulu seçiyorum ben. Ay pardon, bunu değil. Bir saniye. Hassasa basıyorum bir de. Bu yıkama da yetiyor. Ay, yıkama demişim, kurulama. Evet. Neymiş demek ki? 8 kalemin vardı. Bir tane de ekleyince ne oldu? 9. Hadi bakalım yazalım. Evet. 9 oldu. Şimdi buna geçtik. Biz ödev yapıyoruz ne boşta. Salih sen de kitabını okudun mu? 2 ile 1. İftarımızı yaptık. Hani 2 ile 1. Bulaşıkları toparladın hemen. Çay demledin. 2 tane kalemim olsun. Levan ödevlerini dün yapamamıştık şeye gittiğimiz için. Sultanahmet Ayasofya'ya gittiğimiz için. Dün eve ta 11.30'da geldi değil mi Saniye? 11.30 muydu? 12.30. 12.30 muydu? Hani iki tane kalemim oldu. Dün çok güzeldi değil mi anneciğim? Tamam hani... bir dakika. Tamam yapacağız, dur. Çok eğlenceli geçti. Evet. Video çektin mi sen? O konu video çekmedim. Sultanahmet'te iftar çok güzeldi değil mi? Kalabalıktı. Evet Neva, hadi şimdi sana başlayalım. İki tane kalemim olsun. Evet. Arasında bir tane. Evet. İki kalemim var. Salih bana bir tane kalem. Evet, Salih sana bir tane kalem var. Sonra sayalım. Bir, iki, üç. Üç! Evet. Hadi kurşun kalemini al. Niye, gezine mi kaçtı? Abi bu herkesin aşkı. Evet. Diğeri neymiş Neva'cığım? 3 yazdık. Ne diyor? 5 ile 3. 5 ile 3'ü topluyormuşuz değil mi? 5 ile 3'ü topluyoruz. Hadi bakalım. 4 nasıl? Hayır anneciğim, topla. İlk önce topla bakalım. 5 tane. Yavrum hemen ne yapıyorsun? Ne var lütfen ya. Bak espri yapmanın sırası değil şimdi. Hayır, 5 ile 3'ü topla bakalım bir. Neva. Yanlış oluyor, öyle olmaz ki. Hadi annem. Ne yapıyor bu bakın? Bir şey de yapmıyor ha. Sen beni kandırıyorsun. Sen şakacı mısın? Evet. Seni yerim ben. Ödevimizi bitirdik. Neva ismini yazıyor. Değil mi Nevaş?
Çayımı aldım ben yazmıyor. Buraya. İçmeye başladım. Yazmıyor. Yazmıyor musun? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Gerçekten yazmıyormuş Neva. Nemoş ya. Pakize Neva yazıyor. Şimdi sonra bu şeydekileri boyayacakmışız kenarlarını falan. Neva süslemeyi çok seviyor. Neva arkadaşlarımıza veda etmek ister misin? Arkadaşlar iyi geceler. Korkunç. Senin bugün böyle espritüelliğin üzerinde senin. Ne olduysa. Arkadaşlar bugün sakalı ben nerede bilmiştim? Nerede bilmiştin? Ha, şurada. Evet. Arkadaşlar şimdi bu yok ya. Evet. Kaç oluyor? Siz. Sen direkt söyledin değil mi onu? Evet. Ama bence orada birazcık şey yaptın yani. Tahmin ettin. Değil mi? 8 aldı. Evet. Ben de bunu biliyordum çünkü. Biliyor muydun? Aklına mı kalmıştın? Evet. Hemen söyledi 5 artı 3 deyince hemen 8 dedi. Hı hı. Ben de şaşırdım. Annem şaşırır. Hı. Hadi bakalım boya. Bir şey yapamadım. Sonra hadi iyi geceler de o zaman bari. İyi geceler korkunç bir hoşça gece. Hoşçakalın.